Arkadaşlar tekrar merhaba. Photoshop eğitimlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak şimdi artık belli bir seviyeye geldiğimize göre size ufak tefek bazı püf noktaları konusunda bilgi vermek istiyorum. Bakın, Photoshop gerçekten muhteşem bir resim programıdır ve bununla ilgili yapabileceğiniz şeyler inanın limitsizdir. Fakat resim formatları dediğiniz zaman Photoshop'ta kullanılan resim formatlarının veya diğer programlarda kullanılan resim formatlarının hakkında kısa bir bilgi sahibi olmanız iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın, bir tane burada Photoshop programımızda resim açtığımız zaman bir tane resim açalım. Size bu arada bu çalışma prensibini siz de lütfen arkadaşlar iyi bir alışkanlık haline getirin. Gerçekten çok güzeldir. Ben mutlaka kategorize ederim bütün çalışmalarımı. Resim formatları diye baktığımız zaman bir resmi İsterseniz örneğin bu uzantıları JPEG olan bir format veya BMP olan formatlar var, bakın. Veya bundan daha farklı olarak özellikle ayırdığım, şuraya kullandığım, örnek verelim. Ulu önderimizle ilgili bir tane resim açalım. Bir PNG format dediğimiz format var. Bakın, bunlar gerçekten aslında önemsiz gibi görünse de çok önemli konulardır. Neden diyeceksiniz? Şimdi bir çalışma yapacağınız zaman çalışmanın hangi formatta çıkacağını veya hangi formatın size daha faydalı olacağını çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Buna göre çalışmalarınıza yön vermeniz sizin avantajınız olacaktır arkadaşlar. Bir tane resim açalım. Şimdi bu resmi açtığımız zaman Photoshop programında bu resim özelliği veya formatı her ne olursa olsun, bakın ben modunu size göstereyim bunun. Bakın, modu RGB'miş. Yani bu 72 piksel civarında bir çözünürlüğe sahip ve internette kullanılmak üzere hazırlanmış bir resim. Ben bunu istersen modunu değiştirebilirim, çözünürlüğünü arttırabilirim. 8 bit, 16 bit, 32 bit kanallarını arttırabilirim. Bu kanallar renk yoğunluğu sayesinde size büyük katkı sağlayacaktır. Ancak benim burada vermek istediğim diğer bir konu, ben bunu eğer farklı kaydet dersem, burada bana Photoshop birçok resimle ilgili format sunmakta ve ben bunları istediğim gibi kullanabilmekteyim. Aslında genel olarak kullandığımız formatlar bellidir arkadaşlar. Photoshop bir kere kendi özel formatı PSD'dir. Bunu kullanır. Ancak daha çok resim dosyaları kullandığımız zaman BMP dediğimiz bir formatımız vardır. JPEG formatımız vardır. RAW formatını kullanırız. PNG format vardır. Ve Targa çok kullanılan bir formattır. Ama aynı zamanda bir TIFF dediğimiz formatımız vardır. Bunları gerçekten çok sağlıklı bir şekilde kullanabilmekteyiz. Bu seçtiğimiz özellik her ne ise resmimizi ona göre formatlayarak kullanır. GIF genel olarak kullanılır ama GIF'te şöyle bir özellik var. Biraz sonra açıklayayım, aslında daha iyi olur. Ben bunu gösterdikten sonra size resim formatları hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum müsaadenizle. Şimdi bilgisayarda kullanılan görseller aslında piksel ve vektör esaslı görüntüler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Fotoğraf gibi geçişli çok renkli görseller büyütüldüğünde gerçekten büyük küçük karelerden oluştuğunu hepimiz görebilmekteyiz. Bu genelde piksel tabanlı olduğunu göstermekte tabii ki. Logo çizimleri, illüstrasyon gibi çalışmalar, bunlar vektöreldir. Nedeni şudur, biz resmi çok fazla büyütmeyebiliriz ama özellikle logo gibi çalışmalarda biz bunu gerekirse bir kibrit kutusuna koyacak kadar küçültebiliriz veya bir apartmanın boyunda büyütebiliriz. Bu vektöreller matematiksel işlemlerle hazırlandığı için asla ve asla bize bozulma yaşatmazlar. Dolayısıyla bu tarz çalışmalarda genelde vektörel çizimleri kullanmak daha uygundur. Tabii ki buna uygun ve vektörel program kullanmak gerekiyor. Nedir? Illustrator gibi veya CorelDRAW'un farklı formatını kullanabilirsiniz. Ancak burada bazı formatlar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Örneğin internet üzerinde en çok kullanmanızı önereceğim format TIFF formatıdır. Text Image File Format diye geçer.
Genelde masaüstü yayıncılıkta kullanılan görüntülerin kaydedilmesinde kullanılır ama ben bunu internette de kullanabiliyorum. Genelde aslında internette kullanmak istediğiniz zaman GIF formatı daha uygundur. Ama bu tamamen sizin seçiminizle alakalı bir şey. Sadece bu formatların arasındaki farkları öğrenmeniz için size bazı konularda bilgi vermek istedim. Çok detaya girmedim arkadaşlar. Bunlar şu kadar bittir, bunlar şu kadar bir sıkıştırma formatına sahiptir, şöyledir, böyledir anlatmak istemedim. Çünkü kafanızın karışmasını istemiyorum. Ama genel anlamda bilmeniz gereken bir şey varsa onları buraya ekledim. Yani görüntülerin kaydedilmesinde TIFF formatı genelde ortak bir format olarak kullanılır. Yani her bilgisayarda bu format kullanılabilmektedir ve size destek sağlamaktadır. Bu formatta kayıtlı dosyalar herhangi bir uygulama programının sayfa için alındığında görüntü ve zeminin renk değerlerini azaltma ve değiştirme olanağı verir. Yani biz bunda istediğimiz gibi bir oynama yapabiliyoruz. Dolayısıyla TIFF formatı aslında kullanılabilen ve tercih edilebilen bir formattır. Bunu size bu şekilde anlattıktan sonra genelde internet üzerinde gördüğümüz JPEG veya JPG uzantılı dosyalar vardır. Joint Picture Experts Group diye geçer JPEG uzantı. Ancak bu internet ortamında çok fazla tercih edilen bir format değildir. Ancak gördüğünüz üzere resimlerin hemen hemen bulduğunuz resimlerin %80'ine yakını hep JPEG formatıyla internet ortamına konmaktadır. Bu bir resim işleme programlarının yüksek megabaytlı dosyaları sıkıştırarak disk üzerine kayıt edebileceğimiz bir format şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ya buradaki en büyük özelliği aslında da gerçek renk değerlerini içermesi şeklinde düşünebiliriz. Görüntülerde aslında sağlıklı sonuçlar vermekte. Ben bunları size örnek olarak göstereceğim zaten. Hatta şimdi göstereyim. Mesela demin TIFF'i açıkladık değil mi? Ben TIFF ile ilgili size bir tane örnek açayım. Yani TIFF formatta da bakın hiçbir sıkıntı yok gibi gözüküyordu. Görüyor musunuz? Evet. Bakın bu PNG format. Biraz sonra geleceğim zaten. Evet. Bu PICT dediğimiz bir formattır arkadaşlar. Yani PICT formatı bilgisayarların tamamında kullanılabilen bir formattır. Ama JPEG formatını incelediğimiz zaman ise gördüğümüz gibi gerçekten görüntü kalitesi olarak çok iyi görünür. Ancak bizim yapacağımız işlevlerde temel amacımızda seçeceğimiz formatları dikkatli uygulamamız bizim açımızdan çok büyük fayda sağlayacaktır. Bunu da açıkladıktan sonra JPEG'de en büyük özellik, ben size şunu not olarak yazdım. Görüntünün algılanması için zorunlu olmayan detayları bulup atan ve dosyayı bu şekilde sıkıştıran bir format olduğundan kayıtlı formatlar arasında yer alır. Bu ne demek? Şu demek, biz görüntüde ince detayları, her ince detayı işlersek görüntü netliğini kaybedebilir. Görüntüde asıl verilmek istenen şeyler kaybolabilir. Dolayısıyla bu formatta bazı kayıplar yaşandığını size anlatmak için bu ifadeyi kullandım. O yüzden JPEG formatını çok fazla aslında kullanmamaya özen göstermenizi tavsiye ediyorum. EPS formatımız var. Encapsulated PostScript olan EPS. Grafik ve görüntü dosyalarını depolamak için aslında Adobe programı tarafından geliştirilen bir dosya biçimi standartıdır. Bunu da kullanabilirsiniz ama bazı ortamlarda EPS tanınmayabilir. Dolayısıyla buna biraz dikkatli olmanızda fayda var. Renkli bir doküman EPS olarak kaydedilecek ise olası baskı problemlerini önlemek için mutlaka CMYK modunda yapılması gerekmekte arkadaşlar. CMYK modunda yaparsak baskıda bir problem yaşamayacağımızı düşünebiliriz. Bunu tabii iki çeşit yöntemi DCS1 ve DCS2 şeklinde yapıları var. Bu kadar detaylı vermek istemediğim ama genelde tabii biraz detaylı olmuş gibi görünüyor. BMP asıl formattır arkadaşlar. Windows'ta PCX formatını değiştirerek geliştirilmiş olan bir formattır bu. 3.1 hiç kullananınız var mı bilmiyorum ama oradaki Paint programındaki görüntüleri bu formatta işlemekteydi. 1.24 bit arasında bir yapıya sahiptir ama bu da çok şu anda artık kullanımda olan bir yapı değil. Ama gene de tercih edebileceğiniz bir yapıdır. GIF formatı genel olarak
Görmüşsünüzdür, hareketli bazı ufak kısa süreli videolar çıkıyor. Yani logolar mesela oynuyor veya çizgi karakterlerde bir hareketlilik görüyorsunuzdur. İşte burada aslında arka arkaya konmuş olan resimlerden bir grup oluşturuluyor. Ve bu grup bu hareket ediyormuş gibi gösteren bu format GIF olarak aktarılıyor. Ve genelde animasyonlarda vesairelerde, ufak animasyonlarda tabii ki GIF formatı kullanılabiliyor. Ama resim içinde, sade bir tek bir resim içinde GIF formatını kullanmak internet ortamında size çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Bu da benim önemli bir tavsiyemdir. Kullanabilirsiniz. PNG Portable Network Graphics dediğimiz gerçekten çok çok kullanışlı bir formattır. Ancak tabii her yerde bu kullanılmaz. Aslında resimlerin kayba uğramadan renk ve saydamlık bilgilerini internete taşımayı amaçlar. Bu şekilde de çalışma yaptığınız zaman PNG formatta pek büyük bir kayba uğramazsınız. Ama PNG'nin bize asıl sağladığı özellik arka planı yok ederek şeffaf veya transparan bir görüntü bize sağlayabiliyor olmasıydı. Bunu da göz önüne almanızda fayda var. PSD dediğimiz format ise tamamen Photoshop'un kendine ait bir formattır. Genelde her türlü peti ve katmanı destekler. Burada hangi modu seçeceğiniz çok önemli değildir. RGB, CMYK ve LAP biçimleri. Çünkü gerçek renkleri indekslenmiş bir şekilde ve düzgün bir şekilde formatlayarak bize sunar ve bu PSD'ler Photoshop'un kendine ait bir programdır. Yani bunu PSD formatında sadece Photoshop içerisinde bunu açabilirsiniz veya sonra daha sonra farklı kalite atabilirsiniz. Bir de bir PIC formatımız var. PIC formatı için size söylemek istediğim en önemli şey bu format bütün programların ortak kullandığı bir dosya formatıdır. Bu ama hemen hemen birçok programda aslında böyle baktığınız zaman farklı gayret bölümünde pek fazla görünen bir program değildir. Eğer isterseniz bir resmin uzantısını silerek onun yerine PIC yazarak bir uzantı oluşturabilirsiniz. Ancak burada size tavsiyem farklı gayret üzerinden bunu yapmanız. Çünkü bu şekilde uzantıyı değiştirdiğinizde dosyada bozulmalar yaşanabilir. Şimdi bunları gördükten sonra biz Photoshop programımızı açtığımızda bu resmi istediğimiz modda ayarlayabiliriz, kanalını ayarlayabiliriz ve farklı kaydetten biz bunu istediğimiz formatta dışarıya atabiliriz. Bir kaybı uğramayacaktır. Ancak benim size en önemli tavsiyem. Bir kere bir çalışma yaptıysanız Photoshop'ta öncelikle orijinal bir dosyasının kaydını yapın. Ondan sonra eğer bu dosyayı baskıda kullanacak iseniz TIFF veya JPEG formatta kaydını yapabilirsiniz. RAW formatta da kullanabilirsiniz. RAW formatta eklentileri kullanmadan ham bir şekilde dosyanızı kaydedecektir. PNG formatta tekrar kullanabilirsiniz. İnternette de koyabilirsiniz bunu. Ancak dediğim gibi eğer internete koyacaksanız mutlaka ve mutlaka TIFF formatı tercih etmeniz, öncelikli tercihiniz olması iyi olur diye düşünüyorum. Bunu seçtikten sonra eğer kaydet derseniz, ismini de verirseniz onu o şekilde kaydedecektir. Photoshop'ta ayrıca bir de dışa aktarma özelliğimiz vardır. Bunu isterseniz özelliklerden ayarlayabilirsiniz. PNG olarak aktar değil de JPEG olarak aktar deyip hızlı bir şekilde dışarıya aktarma sağlayabilirsiniz. Veya farklı dışa aktar diyerek buradan açılan pencerede burada bir düzen sağlayarak işte formatını değiştirebilirsiniz. Görüntü boyutunu ayarlayabilirsiniz. Tuval boyutu dediğimiz arkadaki kanvası ayarlayabilirsiniz. Ve ona göre de dışa aktar talimatı vererek bunu dışarıya aktarabilirsiniz. Veya dışa aktar bölümünde web için kaydet seçerek burada web ortamında kullanacağınız bu resmi, bakın bunları piksel olarak renklerini de gösteriyor. Nasıl göndereceğinizi, GIF mi, JPEG mi, PNG 8 ve 24 bitlik format mı veya BBMP mi, nasıl göndereceğinizi, hazır ayarın isimleri o burada sabittir, size verilmiştir. Buradan istediğinizi seçerek bir hazır ayar oluşturabilirsiniz. Renklerin 128 bit veya kaç bit olacağını buradan verebilirsiniz. Ondan sonra bunu kaydet dediğimiz zaman, bunu daha sonra ileride kullanacağız çünkü slices dediğimiz bir kullanım şeklimiz var. Bu resmi parçalara bölerek internet ortamında web ortamına aktarmayı sağlıyor. Bunları bu şekilde kaydederek web ortamına aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Örnek verelim, bir tane şimdi kaydımızı yapalım. Masa üstümüze gelelim ve şey yapalım, deneme diyelim.
Sonunu yazmanıza gerek yok. Zaten burada format belli olduğu için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Çift formatında aktaracak bunu. Kaydet dediğimizde kaydı bitirdi. Gelelim buraya. Evet, yazımızı da indirelim. Buraya baktığımız zaman deneme cifimiz bize aktarılmış. Cif formatta tek bir resim olduğu için bir animasyon yok. Tabii ki birden fazla resim olsaydı, arka arkaya resim kullanılsaydı bunu oyun veyahut da bir hareketli bir şekilde kullanabilecek duruma getirebilirdik arkadaşlar. Burada vermek istediğim şey benim size, yani resimler üzerinde biz bu programda her türlü ayarı yapabilmekteyiz. Oyunu veyahut da uygulamayı yapabilmekteyiz. Bunları yapabildiğimize göre bizim öncelikli olarak tercihimiz bir kere kesinlikle baskı ortamında JMK kullanıyoruz mod olarak ve istersek JPEG istersek TIFF kullanabiliyoruz. Ancak eğer vektörel bir çalışma yapacaksak bunu bu şekilde kullanmamakta fayda var. Ama istersek bir web ortamına ister pikselini değiştirerek kullanabiliyoruz. Yani resmimiz dışarıya istediğimiz formatta görmüş olduğunuz gibi farklı kaydet bölümünden atabiliyoruz veya dışa aktardan bunu kullanabiliyoruz. Dışa aktarı aslında ayarlamak istersek dışa aktarma tercihlerine geldiğimizde bakın burada PNG var. Eğer ben burada GIF'i seçersem ve tamam dersem burada dışa aktar dediğim zaman bakın GIF olarak dışarı hızlı aktar şeklinde bir ayar geldi. Yani dışa aktarma tercihlerinden ben burada istediğim gibi bir ayar yapabiliyorum. Bu genel tercihler ayarları arkadaşlar. Photoshop'un tercihler ayarında bunu anlatmıştım size. Bu şekilde formatlarınızı dikkatli bir şekilde kullanırsanız çok çok kullanışlı bir program olduğunu ve size çok büyük fayda sağlayacağını göreceksiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğitimlerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak bu formatlar konusunda kısa bir bilgi vermek istemiştim. Sizleri seviyorum, saygılar sunuyorum. Hayırlı çalışmalar olsun.